Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda içgüdü ve ilham aynı şeyler mi sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de ilham kelimesi sadece Şems suresinde geçer. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. Yani Allahu Teala insana fucur ve takvayı, hem iyilik hem kötülüğü ilham etti. Bunları insanın mahiyetine koydu, yerleştirdi anlamında. Kur'an'da bu şekilde kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesi zaman zaman ilham anlamında da kullanılır. Yani Allahu Teala'nın insanlara bir takım şeyleri ilham etmesi, kalbine ilka etmesi bu anlamda kullanılır. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ilhamın sadece insanlar için değil, insan dışında bir takım varlıklar için de olduğunu görmekteyiz. Mesela Allahu Teala'nın meleklere görevlerini vahyetmesi, ilham etmesi Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır. Öte yandan ve evha rabbuke ilen nahl, Rabbin bal arısına vahyetti. Burada da yine bir ilham manası. Yani Allahu Teala bal arısına ne vazife yapacağını talim etti, öğretti anlamında bu şekilde değerlendirebiliriz. İlham denildiğinde doğrudan bir ilim yoluyla değil, bir araştırma yoluyla değil, taraf-ı ilahiden tek taraflı olarak ona bir şeylerin bildirilmesi. Bunu anlıyoruz. Diyelim biz okula gideriz. Okulda bir şeyler öğreniriz. Bu normal bir süreçtir. Ama bir başkası okula gitmediği halde adeta alim olur. Buna da ilham diyoruz. Mesela edebiyat fakültesinde okuyan birisi bol miktarda şiir okur. Zaman zaman kendisi de şiir söyleyebilir. Ama bir halk ozanı hiçbir eğitim görmediği halde kalbine bazı ilhamlar gelebilir ve ilham geldiğinde başkalarının söyleyemediği şeyleri rahat bir şekilde söyleyebilir. Manzum, kafiyeli bir şekilde güzel şeyler anlatabilir. Dolayısıyla insanlık aleminde ilham var. Bazı insanlar var ki ilahi ilhama mazhar oluyor ve bunun neticesinde daha böyle sıra dışı şeyler yapabiliyor. Hayvanların hayatına baktığımızda hayvanların da böyle sıra dışı hal ve hareketlerinin ilahi bir yönlendirme ile, ilahi bir talimatla, ilahi bir ilhamla olduğunu söyleyebiliriz. Yıllar öncesinden hatırlıyorum. Ailemizin ilk çocuğu 2-3 yaşlarındayken sofrada böyle elma vardı. Çevrede de başka misafirler var. Ve çocuğumuz o elmayı aldı, ağzına götürdü. Orada bulunanlardan bir tanesi, ve bakın dedi, içgüdü. İşte içgüdüsüyle bunu doğrudan doğruya ağzına götürüyor, kulağına götürmüyor, başka bir yere götürmüyor. Bazıları ilhama içgüdü adını veriyor. Ama içgüdü asaleti olmayan bir kelime. İçgüdü dediğimizde sanki doğrudan doğruya o insanın içinde bu var, kendinden var ve ona göre hareket ediyor. Kendi kendine oluyor gibi bir mana çıkıyor. Ama ilham dediğimizde ilhamda bir sevk var. Sevki ilahi var. Allahu Teala'nın orada bir tasarrufu var. Ve bizler şuna inanıyoruz. Şu alemde tesadüf yok. Mesela bir kedi gözü kör olduğu zaman dağlara çıkar, gözüne iyi olacak bir otu bulur, sürermiş. Ve bunun neticesinde gözü açılıyor. Bu bir tesadüf değil. Bir ilham var burada. Allahu Teala ona bir sevkte bulunuyor, bir ilham veriyor ve o ilhama göre kedi gidiyor, gözüne derman olacak otu buluyor ve gözü açılıyor. Kediyi bu şekilde sevk eden Cenab-ı Hak arıya da nerelere gideceğini vahyediyor. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi Nahl suresi. Nahl kelimesi arı anlamında ve bu sure adını ilgili ayetlerde geçen ifadelerden alıyor. Ayetlerde arıdan bahis var. Ve Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. Ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbin bal arısına vahyetti. Yani ilham etti. Enit tahizi minel cibali buyute. Dağlardan kendine evler edin. Ve mineşşecer, ağaçlardan. Ve mimme yarişun, ve insanların yaptığı kovanlardan. Sümme külî min külli semerat. Sonra her türlü o semerelerden ye. Fesluki subule rabbiki zülüle. Rabbinin sana musahhar kıldığı yollarda git.
Ve ayetin devamında onun diyor karnından bir sıvı çıkar. Fihi şifaun linnas ve o sıvıda, o balda insanlar için bir şifa vardır. Burada arının yapmış olduğu bu bal harika bir olay olarak nazarımıza sunuluyor ve bu bal Allah-u Teala'nın ilhamıyla olduğu ayette anlatılıyor. Bu bir içgüdü değil. Yani arı kendinden bir kuvvetle, kendinden bir marifetle dağlarda, ovalarda, yaylalarda dolaşıp bal yapıyor değil. Arı sevki ilahiyle gidiyor. İlham-ı ilahiyle gidiyor. Kendine gösterilen yerlere gidiyor ve kendine yüklenen programa göre nasıl bal yapılacaksa o balı yapıyor. Yoksa bunu böyle kabul etmezsek arının insanlardan daha böyle marifetli olduğunu, insanların bile yapamadığı bir tatlıyı becerebildiğini kabul etmek gerekir. Bu da yanlış olur. Arı zavallı bir varlıktır. Yani küçücük bir varlıktır. Onun aklından, ilminden söz edemeyiz. Ama ona yüklenen ilahi programdan söz ederiz. O ilahi program da onun küçücük beynine böyle bir program yerleştirilmiş oluyor ve o programa göre hareket ediyor. Demek ki gerek arının bal yapması, gerek örümceğin ağını kurması, gerekse daha diğer canlıların bir takım talimatlara göre hareket etmeleri, bunlar tamamıyla ilahi birer ilhamdır, birer sevki ilahidir. O sevki ilahiyle insanların görmüş olduğu bu varlıklar bu şeyleri yaparlar. Daha görmediğimiz diğer varlıklar da yine ilham ile Cenab-ı Hakk'ın talimatlarını yerine getirirler. Öte yandan bizlerin de hayatında daha ana rahminde başlayan, sonrasında da devam eden ilhama mazhariyetler vardır. Mesela ana rahmindeki çocuk normalde başı yukarıya doğru ama doğum esnasında önce başının çıkması lazım. Yoksa diğer türlü annenin hayatı tehlikeye girebiliyor. O anda o bir takla atıyor. Takla atarak önce başı çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَى sonra Allah ona yolu kolaylaştırdı. Bir yönüyle buna da bir işareti var. Allah insana yolu kolaylaştırıyor. Ana rahmindeki durum bunun örneklerinden birisi. Çocuk 9 ay 10 gün boyunca böyle bir şey yapmazken zamanı geldiğinde bu hareketi yapması taraf ilahiden bir programdır. O programa göre hareket etmektir. Öte yandan diyelim yola çıktık, gidiyoruz ve bilmediğimiz bir şehirdeyiz. O bilmediğimiz, tanımadığımız şehirde bir tek dostumuz var. Ama onun ne adresini biliyoruz, ne telefonunu ve ne de nereden ulaşabileceğimizi hiçbir bilgiye sahip değiliz. 2 milyonluk diyelim bir şehirde 2 milyon insan içerisinde onu nereden bulacağız? Otobüs garında diyelim indik, ardından yürüyerek bir tarafa doğru gittik. Birden onunla karşılaşsak bu elbette bir tesadüf değildir. Ve bir sevki ilahidir. Bizi o tarafa doğru sevk etmiştir. Muhatabımız olan insanı da bu tarafa doğru sevk etmiştir. Ve bizi belli bir noktada karşılaştırmıştır. İşte bu tarzda baktığımızda